geri döndüm. Duyulmuyordu kaç aydır sesim ve sizler düştüğümü düşündünüz. Aşağı kesin. Moruk baş ağrım kesilmiyor ve yaşantım rezil. Ama pes ettim sana, herkes taş yağı mı yesin. Artık bu aşağılık kesin. Sokakta kaşar kız kesip rapçiyim diyor. Tek yaptıkları şey ajanlık ve sik yarıştırmak. Ama ben alışkınım, paşamız gelir. O piçler önce beni yensin, sonra başardım nesin. Ben asla... Evet beyler, hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Özledim sizi. Siz beni özlediniz mi? Evet, uzun zamandır yoktum buralarda. Video falan çekmiyordum. Bugün biraz gazlayacağım. Biraz bir şeyler anlatacağım. Niye video çekmediğimle ilgili. Ha, bir de yeni kamera aldım bak. Nasıl? Güzel mi? Böyle şimdi. Arı sokmadan. Şimdi bir su mu içtik? Elimizi yıkadık. Bu arada yeni gidon boğazım. Seni gören. Ne? Yeni anlaşma hakkında arkadaşlara bilgi versene. Sus lan. İbiş. Evet beyler, şimdi birazcık dolaşacağız böyle. Bunu kamp. Kamp. Gibi. Kampüse falan gitmeyi planlıyoruz. Hadi ayakkabı. Giderken de ben de şey yapacağım işte, niye video gelmedim falan anlatacağım. Hay gitme. Lan kes götün oğlum. Gerçekten oraya açtırıp sonra oradan gidelim. Evet beyler, uzun bir süredir video atmıyorum. Bunun sebebi birkaç sebebi var. Bir, şu an izlediğiniz çekimi yeni kamerayla yapıyorum. Yeni kamera aldım. O süreç bayağı bekletti. Onun dışında bir rahatsızlandım. Kedim rahatsızlandı. Camdan düştü, onu veterinere götürdük, şunu yaptık, bunu yaptık derken hiç vakit kalmadı video çekmeye. Bugün onlardan bahsedeceğim biraz. En meşakkatli olan aga kamera alma mevzusuydu ya. Vallahi bak, en baştan anlatıyorum. Osmanlı İstanbul'u alırken bu kadar zorlanmamıştır, o derece söylüyorum. Ben bisiklet sattım bildiğiniz gibi. Önceki bisikletini, bunu değil. Sattıktan sonra elime bir miktar para geçti. Dedim bari bu parayla kamera alayım. Kamera almak için sahibinden bakmaya başladım. Letgo'ya falan bakıyorum. Yapıştır. El yüzü düzgün bir tane Hero 4 Sijin buldum. İstanbul'da. Adamla anlaştım. Böyle böyle dedik. Tamam, en son fiyat şudur falan. Anlaştık aga. Cuma günü akşam konuştuk. Ben pazartesi alacağım kamerayı. Adama cumartesi günü tekrar yazdım. Bir sıkıntı yok değil mi? Hallediyoruz diye. Kardeşim, ben kamerayı kuzenime verdim. O da bana geri vermiyor. Ben de şimdilik ilanı kaldırıyorum. Satmayacağım dedi. Ulan dedim, hani olur, eyvallah. Aa merhaba. Yaparsın koç. Ah götüm. İşte tamam dedi, eyvallah vesaire. Devam ettim kamera bakmaya. Ulan bakıyorum bakıyorum, düzgün kamera yok. Kameranın fiyatı 900 lira. Yanında aparatı var mı diyorum. Aparatı yok diyor. Ulan göt. Zaten 900 liranın 450 lirası aparat fiyatı. Kutu içeri yani. Böyle böyle bayağı aradım, araştırdım, soruşturdum. En sonunda bir tane kamera buldum. Hero 4 Sijin. Adamla anlaştık bak, her şeyi tam. 10 numara bir kamera. İstanbul'da bir tanıdığım var. Ona parayı gönderdim. Kamerayı satan kişi de İstanbul'da. Onunla buluşup alacak kamerayı. Anlaştık falan filan derken işte buluşma günü geldi, çattı. Sahilde, Kadıköy sahilde buluşacaklardı. Adam gitmemiş buluşmaya. Adamı arıyorum arıyorum açmıyor. İşte İstanbul'daki tanıdığım arıyor arıyor açmıyor. Yazık. Boşu boşuna yarım saat, bir saat Kadıköy'deki sahilde bekletti İstanbul'daki arkadaşı. Hani bir şey olmuştur, şarjı falan bitmiştir dedim. Ses etmedim. Tekrar bir Letgo'ya girdim, baktım. Ulan piç beni engellemiş. WhatsApp'ta profil fotoğrafçı yoktu. Oradan şüphelenemedim. Başka birinin telefonundan kaydettim. Baktım bu sefer profil fotoğrafı var. Dedim ne oluyor? En son da mesaj atayım dedim WhatsApp'tan. Aramak yerine. Bu sefer mesajlar tek tık gidiyor. Dedim bu göt beni engellemiş. Ya bak, yavşak arayıp dese ki kardeşim bak ben buluşmaya gelmeyeceğim. Kamerayı da başkasına sattım ya da satmayacağım dese bu kadar sinirlenmem ya. Çünkü 2-3 haftadır kamera arıyorum. Bulduğum tek düzgün kamera bu. Ama göt gelmiyor buluşmaya. Hani benlik sıkıntı yok. İstanbul'daki arkadaşa yazık oldu. İşten çıktı, o yorgunlukla bir de ta Kadıköy'e vesaire gitti. Ona ayıp oldu.
Neyse işte ararken Ankara'da bir tane daha buldum. Dedim hani kargo ile falan hallederiz herhalde. Kaç? Dur fiyatlarını söyledim de gerek var mı? Söylemedim de gerek var mı söylemeye? Dur. Söyleyeyim ben yine. İlk kuzenine veren kameranın fiyatı 700 TL. Diğeri de aynı 700 TL. Bu anlatacağım Ankara'da bulduğum 650 TL. Adama konuştum hani ben böyle kargoyla halleder miyiz diye. Dedi tamam olur sıkıntı yok karşı ödemeli gönderirim dedi. Dedim tamam zaten en fazla 10-15 lira bir şey tutar. Hani adamla konuşuyorum pek güven vermedi. Şimdi şehir dışında tanıdığım da yok İstanbul dışında. Ankara'da falan. Güvenemedim almadım. Adama diyorum önce paranın 400 lirasını göndereyim. Kargo elime ulaşınca geri kalanını göndereyim diyorum. Kabul etmiyor doğal olarak. Ben olsam ben de etmem. O da kaldı. Ondan sonra işte bir hafta daha geçti aradan. Ben hala kamera falan bakıyorum. Sahibinden'e girdim. İstanbul'u seçtim. Böyle fiyatlara bakıyorum. 1000 lira, 1100 lira falan. Hero 4 seçim bu arada. Bütün kameraların hepsi. Onu söyleyeyim. Girdim abi. 1000 liraya bir tane ilan buldum tamam mı? Düz direkt 1000 lira. Hani böyle Kemal Sunal'ın bir sahnesi vardır ya. Camın arkasından tavuklara ekmek bana. Karavela sen tepeme çıkacaksın gibi ya. Ulan torpak da çok titretiyor amına koyayım. Ana bulsa. Neyse işte. Aynı o sahne misali dedim. 1000 lira yazmış. Ben şuna geri fiyatı sorayım. Belki bir güzellik yapar falan dedim. Dedim mesaj attım. Abi en son ne olur öğrenciyim yazdım. Kardeşim ne kadarım var dedi. Utana sıkıla işte 700 lira falan dedim. Sağ mı? Tamam kardeşim dedi. İşte şurada benim iş yerim var. Hafta içi çalışıyorum. Müsait olduğun zaman gel parasını ver al kameraya git dedi. Ama kamera nasıl temiz? 2-3 kez kullanmış. Böyle gıcır ya. Çok iyi denk geldi yemin ediyorum. Böyle en son böyle çıldırma aşamasına gelmiştim. Ne koyayım bunlar bizi patlatır. Çıldırma aşamasına geldim en son böyle. Arıyorum kamera yok adama yazıyorum cevap vermiyor falan. En son o kamerayı buldum işte. İstanbul'daki tanıdık gitti aldı geldi. Vallahi 1000 liralık kamerayı 700 aldım. Kitapçı vesaire her şey var içinde. Çok güzel denk getirdim yemin ediyorum bak. Şu an bilmiyorum rüzgar sesi geliyor mu size de. Ben 2-3 çekim yaptım. Ses iyiydi. İyi gibiydi. Mikrofona ihtiyaç duymadım şu an. Eğer sesim gelmiyorsa zaten ben şu an boşu boşuna nefes tüketiyorum demek. İnşallah geliyordur öyle diyeyim. Bu arada yeni açı yaptım. Bayağı fişek oldu. Benim acayip hoşuma gitti bu. Bayağı seksi böyle. Hem gidon alıyor hem yol alıyor falan. Sardı beni. Bir de gidon bazı aldım işte. Burada böyle. Kırmızı cücük. Hoş duruyor. Sardı. Merhaba. Çok rüzgar sesi geliyordur büyük ihtimalle size ya. Bayağı rüzgar vuruyor çünkü. Aa Evok. Kura. Çok kolay geliyor lan. Elim acıdı amına koyayım. Şuradan mı?
Öyle yani kamera alma maceram. Bir de kedim rahatsızlanmış dediğim gibi. O da işte camdan düştü 3. kat. Şu an iyi gibi görünüyor. Çok şükür bir problemi yok. Onun dışında her şey süper. Sıkıntısız gidiyoruz. Bir tek sıkıntı var. Koltuğun demirini yamutmuşum. Böyle yamulunca da koltuğun kenarındaki demir var ya. Şu demir. O götüme batıyor. Şimdi üstünü silikonla kapattım da. Şimdi düzeldi biraz daha. Başkan bir geçin de ben geçeyim karşıya ya. Aha geçtim ananız. Zincir elime alacağım da ben. Oranın en sonunda zincir almış. Kura. Evet. Lan yarak. Kenarda bir oraya mı çıkacağız? Ya. Ebe inamıymış. O da bence ebe inamıyor. Ya da bilmiyorum ben buna koyayım. Hehehe. Kamera. Bak. Çekir mi lan? Çekiyor ya lan. Çekiyor mu bak? Evet çekiyor ya ya. Benim teknoloji güven olmaz ya biliyor musun? Hadi lan. Sen böyle teknoloji gördün mü hiç? Hayır. AMT7. En nihayetinde durumlar böyle beyler. Şimdi bir mikrofon test kalitesine bakmak için durdum da. Bütün video boşa gitmesin diye. Baktım iyi gibi ses. Şimdi devam ediyoruz. Öyle yani. O yüzden biraz ara vermiştim. Kaç? Arkadaşlar. 2-3 hafta mı ne? Öyle bir şeydi. Şimdi işler kaldığı yerden devam ediyor beyler. Ay. Özlemişim video çekmeyi. Merhaba çocuk adam. Aa çocuk adam esprisi yaptım lan. Ne kadar iğrenç bir insanım amına. Şu gördüğünüz yokuş var ya. Size gir. Oraya çıkacağız. Oradan sonra çıktıktan sonra şöyle dönüp ineceğiz. Ve karşıdan çok rüzgar vuruyor. Ben bu durumdan gerçekten rahatsızım. Ne zaman video çekmek istesem karşıdan hep bir rüzgar vurur. Sonra aklıma birdenbire şu söz gelir. Damlaya damlaya göl olur. Bilmiyorum öyle geliyor aklıma da. Mantıklı mantıksız. Değişik işler ya. Keskin kürk. Keskin. Neydi lan? Ya sen. Şuradan tır kesiyor. Tutsak amına koyayım ya. Vallahi yok lan tır mır bir şey. En sağa geç de. Şimdi götümüzden korna yemeyelim. Bakın hemen geçiyorum. Ben geçtim. Lan götün oldu sen. Demiyorsun ki amına koyayım. Kırmızı ışık bize yaramaz. Merhaba arabacılar. Merhaba kırmızı araba. Haleluya. Aklımda çok uçuk kaçık video fikirleri var. Ama yapmam için frenleri biraz büyütmek lazım, geliştirmek lazım anlarsınız yani. Yüksek hızda durdurması lazım moruk. Nasıl bir video olduğunu tahmin edebilirsiniz. Haleluya. Merhaba abi kaçlık bu? 2. İkilik mi? 0-2 mi? Kaç 2? 0-2. Ha yüzdelik kesildi. İyiymiş. O yüzdelik mi oluyor, onluk mu oluyor lan? Ne bileyim ben matematikten biraz... Ben dilciyim arkadaşlar. Oğlum buna gelmen lan kayıpçıyım. Buradan tekerle çekeyim bir tane. Piu. Kolum acıdı lan. Getire. Bu yokuş nerede bitiyor? Ulan. Yokuş çıktıkça uzuyor bu ne? Adam bir şey yapayım mı sana? Yap. Amacın neydi? Bir şey yaptım. Eyvallah. Olur öyle arada ya çok. Şey yapma da. Dayım muzu gömüyor içeride. Aga ver bana muz. Kırtasiye Oruçoğlu fotokopi etli ekmek mi? O ne lan öyle? Oğlum s**k yokuşu niye bitmiyor? Ne bitti lan çıkıyoruz? Beyler bu arada yorumda bu açı mı daha iyi? Yoksa bir önceki açı mı belirtirseniz çok daha iyi olur. Ki büyük ihtimalle büyük bir kesim bu açı diyecek. Ben acayip sevdim bu açıyı ya moruk. Buradan duralım sonra full yokuş yardıracağız. Seni götten yoruldum ya. Evet beyler nasılsınız ben iyiyim. Gene videonun ortasında video girişi yaptım. Video girişi değil aslında. Halletir soruyorum. Bu iyi bir şey. Bu arada şunu belirteyim, söyleyeyim. Bilgilendirmek amaçlı.
Bugün günlerden ne bakalım? Ayın kaçı lan bugün? Ne oluyor lan? Bugün ayın 6 ne aldın? 24 lan. Saate baktım yanlışlıkla. Saat söyledim. Ana 2020 model değil mi lan o? Çin'i gördün mü? Görmedim. Sümeyye dolu. Sümeyye mi dolu? Bugün ayın 24'ü Perşembe yani. Şurası ne okul? İlk okul mu? Birader bir açıklama yapayım be. Siktir git. Lan dur, arabanın içinde biri varsa tacizi sanmasın beni. Ya ne diyecektim? Bugün ayın 24'ü. Perşembe günü bugün. Cuma, cumartesi, pazar. Pazar kaç oluyor? 27'si falan oluyor. 27'sinden sonra bizim Freeriders grubuna alım yapacağız. Şurada gördüğünüz logo var ya, Freeriders yazıyor. Heh. O gruba alım yapacağız. Kaç kişi alırız? Nasıl yaparız? Şu an net bir şey yok. Hepsi pazar günü belli olacak. Katılmak isteyen vesaire olursa aklında bulunsun. Ne olur ne olmaz. Yorumlarda var çünkü öyle. Katılmak isteyen. Bilgilendirme amaçlı söyleyeyim dedim. Sen neye baktın birader? Bakıyorum. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Ben başka bir şeye bakıyorum. Neye bakıyorsun? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Loop'a giriyor değil mi böyle? Eren vuruldu. Eren vuruldu. Oh siktir ha. Eren vuruldu. Golf ağır mı o? Abi şu kaliperi versene. Ağır mı lan o? Ağır galiba. Yok değil. Ağır mı? Kırıyor mu oğlum? Ağır kanka. Golf ağır severiz. Çekiyor mu kardeş? Spiderman de öyle. Çekiyor mu? Çekiyor. Niye evet. Biliyor musun? Bizi çekemeyen herkes paralar. Şu an kırmızı yanıyor sonra. Tamam. Öyle olacak. Ben eve gidince Hero 4 incelemesi izleyeceğim. Niye? Stabilizatona bakacağım. Stabilizaton. Stabilization. Oğlum var diye hatırlıyorum ya. Var mı? Ben gözlüğü çıkaracağım. Vara gidelim arkadaşlar. Bu yok diyor bu mal ama var bence. Yarrak bak gene yarrak dedirttin bana ya. Açın izleyin bir videoyu, anlaşılır zaten. Yok oğlum şey bak, epeyce. Şöyle dönüyorum. Arkadaşlar kafamı çevirdim. Eğer stabilize olduysanız stabilization var demektir. İzleyicilerle etkileşimde bulunmak bu oluyor. Bak şimdi bak nasıl oturacak izle. Oturdu oğlum. Alttan bastırıyor. Golf var orada, gördün mü? Bana mı girsin? Hayır. Oradan sağa yapacak işte. He. Sonra ne olacak? Bana girecek. Yavşak. Ben basmayacağım ya. Yes. Vazgeçtim. Ben bunu iki part yapmayacağım. Direkt bunu böyle atacağım ya. Bak gene aynı bok oldu. S**eceğim.
İyi, ne damla diyor lan o? Ben gidiyorum yürücüsü. Evet adayım. Ulan elim bok oldu ya. Puh amını sikeyim. Beyler bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hadi. Eyvallah. El hareketi yapamıyorum. Elim yağlı. Kapattım varsayın siz. Hadi görüşürüz.